Herkese merhaba. Ben sizleri çok özledim. İşte hamileliğin son zamanlarıydı, doğumdu, lahusalıktı vesaire derken uzak kaldık tabii ki. Ama videolarıma geri dönüyorum. Hem de en sevdiğim yerden terasımda. Bu videonun konusu Almanya'daki hastane tecrübem. Biliyorsunuzdur belki ben ilk çocuğumu Türkiye'de doğurdum. Bunun sebebi Almanya'daki sağlık sistemini tanımamam ve açıkçası korkmamdı. İyi bir doğum da geçirmiştim Türkiye'de. Hani hala çok şükrettiğim bir süreçtir Türkiye'deki doğumum. Ama ikinci çocuğumun doğumunda da tabii ki Türkiye'ye gitme imkanımız yoktu. Pandemi devam ediyordu. Hani kontroller zaten yapamazdım, uçakla her ay git gel mümkün değil. Artık burayı da öğrendik. Buranın sağlık sistemine de adapte olmak adına burada doğum yaptım. Biraz zorunlu oldu. Korktuğum bir süreçti. Başıma gelene kadar beni geren bir süreç yaşamıştım ama yaşadıktan sonra da özellikle o doğum anı, işte doğum sonrası yaşananlar aslında korkularımın çoğunun yersiz olduğunu da bana hatırlattı. Kontrol kısmını zaten anlatmıştım bir önceki videoda ama kısa bir özet geçeyim. Burada bir kadın doktoru ayrı, kadın doktoru ayrı, doğum doktoru ayrı. Kadın doktorunda gidiyorsunuz normal süreçte, işte hamilelik sürecinde kontrollerinizi yaptırıyorsunuz periyodik. Ondan sonra o da duruma göre sizi belli hastanelere yönlendiriyor. Yani siz bir doktorda takipte kalıyorsunuz ama sizi takip eden doktor doğumunuza girmiyor. Hastane ayarlıyorsunuz. Vajinal doğum düşünüyorsanız ebe ayarlıyorsunuz. Bu arada ben ebe ayarlamadım. Çünkü ilk doğumum sezaryandı. Sonra da ikinciyi de sezaryen yaparım diye düşünmüştüm. Bu da son dakika değiştirdiğim bir karardı. Ama sürecin sonuna kadar ben bir ebe ayarlamadım. Ayarlamak zorunda da değilmişsiniz bu arada. Yani illa bir ebem olsun diye bir şey yok. Ama ebenin faydası şu oluyor. Hem doğum öncesi sizi doğuma hazırlıyor. Hem tabii ki tanıdığınız insan sizi doğurtuyor. Bu bence önemli bir şey. Yani bir iletişim kurmuş oluyorsunuz. Kişiye bağlı tercih edilebilir. Çok da tercih ediliyor. Bu arada zaten sigortanız ödüyor ebe ücretlerini. Neyse, sonra doğum yaklaştığı zaman sizi sürekli kontrole alıyorlar. Doğum yakın mı değil mi? Takipte kalıyorsunuz. Artık böyle 2 günde bir takip ediliyordum ben. Sonra bir hastane ayarlıyorsunuz. Şimdi kilit nokta şurası. Türkiye'den farkı. Bu biraz beni geren kısımdı. Hastaneyi önceden rezerve edemiyorsunuz. Yani benim hastanedeki odam belli, doktorum belli, doğumuma girecek insan belli, o şu bu belli diyemiyorsunuz. Sabah 5'te sancılarım arttı artık iyice. Ondan sonra ben hastaneye gittim. Zaten pandemi kuralları nedeniyle biraz sıkıntı yaşadık orada. Alimert'i almadılar içeriye. Ben doğum sancısı çekiyorum böyle 2 saat boyunca. Bayağı bildiğiniz koridorda bekledim. Alimert dışarıda bekliyor. İçeride telefon çekmiyor. Ondan sonra buralar kötü kısımlardı. Ama sonra işte içeriye girdim. Personel çok ilgiliydi, çok yardımseverdi. Yani işini, daha doğrusu düzeltmem gerekirse, işini çok düzgün yapan insanlarla doluydu. Beni yukarıya aldılar ve doğumumun başladığını söylediler yapılan muayene sonucu. Fakat bir sorun vardı. Yani 9 ay boyunca düşündüğüm Tübingen'de doğuracağım planım suya düştü. Çünkü hastanede yer yokmuş. Bu arada biz mi, hani doktorumun haber vermesi, yani bizim bir ayarlamamız da var ayarlanabildiği kadarıyla. Tübingen'de doğum yapacağım. Ondan sonra ama dediler ki işte senin doğumun başladı ama hastanede yer yok. Ben de peki dedim. Dolayısıyla ben adını bile duymadığım bir şehrin hastanesinde doğum yaptım. Ama iyi ki de böyle olmuş. Biraz da böyle nasıl diyeyim, hayatı akışına mı bırakmak gerekiyor. Herrenberg ben hiç duymadım. İşte bana dedi ki Tübingen'deki doktorum, Böblingen'de boş yer var, bir de Herrenberg'de boş yer var. Hangisini istersin? Böblingen'i tanıdığım için Böblingen'e gittim. Yani gitmek istedim. Orada da yer olmayınca Herrenberg. Gittik.
Orada da benim muayenelerim yapıldı. Hemen bana bir oda verildi. Özel hastane standartlarında odanın içinde her şey var. Banyosunda düşünün pansuman, yani sizin doğum sonrası kullanabileceğiniz pansumanlardan hijyenik pedinize kadar, işte çamaşırınıza kadar, işte o bizden istenilen bir takım şeyler vardır ya hastane çantasına konulan, onların hepsi hastanede mevcuttu ve ben beklemeye başladım. Sonra doktor geldi. Tek bir doktor ilgilenmiyor bu arada. Hani orada vardiya kimdeyse o geliyor. İşte şu güzel tarafı var. Bir ebe geliyor, diyor ki vardiyan bitene kadar ben sizinle ilgileneceğim. Kendini tanıtıyor. Ondan sonra sizi rahatlatmak için çayınıza kadar getiriyor. Oldukça ilgililer. Ve sonra doktor dedi ki doğum başlamış. Şimdi sana iki seçeneğimiz var. Vajinal doğumu beklemek istersin, sezaryana mı alalım? Ben nereden bileyim? Hep dedim ki hani vajinal doğum mu önerirsiniz, sezaryen mi önerirsiniz? Bana herkesin verdiği cevap, biz sana bir şey öneremeyiz. Benim seçmemi beklediler ama bence bilgi olmadan fikir olmaz. Herhangi bir bilgi de alamıyorum çok detaylı bir şekilde. İşte bu negatif kısmı. Almanya'da eğer bir probleminiz varsa, bu başka hastalıklarla ilgili de tecrübesi olan arkadaşlarımla konuştuğumda böyle, yani işin peşine düşmeniz gerekiyor. Hastalığınızla ilgili biraz böyle araştırma yapmanız gerekiyor. Biraz böyle doğru tabir edilirse doktorculuk oynamanız gerekiyor. Bu da bana hiç uygun bir şey değil ve ben bu konu strese girdim. Yani ben nereden bileyim hangisi iyi, sezaryen mi iyi, şey mi iyi, vajinal doğum mu iyi ya da benim için hangisi daha iyi? Bir karar vermekte çok zorlanıyordum. Burada da aynısı oldu. Üstüne üstlük ben hani vajinal doğum yapmak istediğimi söyleyince de bu sefer suni sancı verelim mi yoksa normal süreci bekleyelim mi denildi. Yani bu kadar çok kararın bana bırakılması beni gerdi. Ben artık en son şey dedim, ben tıp okumadım, ben bilmiyorum dedim. Ama dedi işte bir düşünün, işte önüme bir sürü kağıtlar koydular falan, okuyun dediler. Bu arada dil sıkıntısı hiç yaşamadım. Almancamızın çok kötü olduğunu söylediğimiz için zaten konuşmamızdan anlaşılıyor. Bizimle doktordan ebesine, bütün personel İngilizce konuştu. Dokümanları İngilizce verdiler. Hatta bazı dokümanları Türkçe verdiler. Hani o konuda ben kendimi çok rahat hissettim. Çünkü özellikle sağlık konusunda anlaşılabilmek ve anlamak karşı tarafı çok önemli bence. Sonra işte bize dokümanları verdiler. Biz böyle bir şekilde karar verdik. Ha, şey de mesela doğum başladı tabii. Bir takım komplikasyonlar olmuş. Antibiyotik kullanalım mı, kullanmayalım mı da bana sordular. Yani dedim artık onu da sorma yani. Tabii ki kullan. Doğru bir karar mı bilmiyorum. Yani bana sordular çünkü. Ondan sonra neyse biz suni sancı alma kararı verdik. 9 saat boyunca aralıksız ağrı, doğum sancısı tarif edilemez. Neyse oraları çok anlatmaya gerek yok. Sonra işte kararımızın devamında bizi doğum odasına aldılar. Doğum odasında gördüğünüz gibi oldukça renkli, eğlenceli bir atmosferi vardı. Çok tatlı koltuk vesaire, tavandan sarkan bir takım şeyler. Onu başta anlamlandıramamıştım. Sonradan çok işime yaradı. Ondan sonra biz oraya aldılar. Çayımız önümüze geliyor. İşte rahatlatan masaj yağları vesaire. Ali Mert bu arada her an yanımda. Yani Tübingen'in aksine Herrenberg'de girişten itibaren Ali Mert benim yanımda ve hep elimi tutuyor. Ondan sonra tabii saatler ilerledi, ilerledi, ilerledi. Gece oldu. Ağrılar artık belli bir noktaya geldi. Gece boyu benimle ilgilenen ebe, yani spiritüel bir tarafı da vardı. Çok farklı bir deneyim yaşattı bana. Hakikaten vicdanlı, elimi hiç bırakmayan, ondan sonra bana hep destek olan, Ali Mert'e destek olan, Ali Mert'e yatak getirdiler. Ondan sonra her zaman bizim sağlık durumumuzu, yani ebe için söylüyorum, ondan sonra rahatımızı gözeten bir ebeydi. Muhteşem bir insandı.
Çünkü doğumumu hızlandırdı. Mesela ağrılarımı nasıl azaltacağımı nefes egzersizleriyle bana gösterdi. Bana aslında orada yani böyle ruhani bir destek oldu. Kadını da çok övdüm. Ama öyleydi. O an çok minnettar kalmıştım. Sonra sabah oldu. Sabahki ebem de harikaydı. Zaten doğumumu o yaptırdı. Neyse sonuç olarak ben öğlen 2'de doğum yaptım. 2'yi çeyrek geçe. O saate kadar da her zaman birisi geldi, birisi gitti böyle. Takip ettiler. İşinizin peşine düşmeniz gerektiğini mesela neden söylüyorum? Doğum başladı. Epidural istediğimi daha önceden belirtmiştim onlara. Ama doğum başladı. İşte herkes hazırlığını yapıyor falan. Epidural yok. Yani gelen yok, giden yok. Kimse de bir şey söylemiyor falan. Normalde sormam. Yani Türkiye'de olsa sormam. Yani ben dediğim gibi doktorun işine, hastanenin işine karışmam. Ama burada sordum. Dedim hani epidural yapacaktık falan. Aa, istiyor muydun dediler. Ondan sonra evet dedim, istiyorum. Hani hemen epidural işlemleri başladı. Yani böyle işinizin peşine düşmeden hep böyle en temel ihtiyaçlarınızı gideriyorlar. Ekstraları sizin talep etmeniz gerekiyor. Ekstraları sizin söylemeniz gerekiyor. Bu kısım bence hasta olarak çok yorucu. Ama sistem böyle. Bunun da sebebi sizinle tek bir insan ilgilenmiyor. İşte siz tek bir tek bir doktora ve tek bir ebeye tabi olmuyorsunuz. Sürekli vardiya değişiyor ve aslında bürokrasiye takılıyorsunuz. Oradaki tek doğuran kişi ben olmadığım için orada bir sürü insan doğurdu, çıkardı, sezaryana girdi, çıktı, taburcu oldu vesaire. Hani arada kaynama riskiniz var. O yüzden sürekli takip etmeniz lazım. Ama epidural deyince de hani ikiletmediler. Hemen geldiler, yaptılar. Herrenberg'deki personel muhteşemdi. Hep güler yüzlü. Ondan sonra hep beni böyle destekleyen, cesaretlendiren, Ali Mert'i de aynı şekilde cesaretlendiren bir felsefeleri vardı. Daha sonra da Ali Mert tabii doğuma girmeyi planlamıyormuş ama kendini doğumun ortasında buldu. Mesela doğum olduktan sonra ten teması anneyle yapıldı, evet, ama ebe dedi ki hani baba da çıkartsın tişörtünü, babayla da ten teması yapılsın. Ondan sonra velhasıl gayet güzel doğurdum. Sonradan yine Batu'yu takip eden ebenin ve beni takip eden ebenin dikkatiyle Batu'da bir şeylerin yanlış gittiği anlaşıldı. Batu'da enfeksiyon ortaya çıkıyor. Herrenberg'de çocuk yoğun bakımı olmadığı için Batu'yu Böblingen Hastanesi'ne göndermek zorunda kaldık. Fakat hem tatildi, resmi tatildi o gün. Hem de ambulans bulamamamızın nedeniyle ben hastanede kaldım. O gece benim hayatımın en kötü gecesiydi. Yani Ali Efe evde, benden ayrı. Batu daha yeni doğmuş, bilmediğim bir yerde ve ben yine bilmediğim bir yerdeyim. Dünya saçması bir geceydi. Çok ağladığımı hatırlıyorum. Orada işte bizi takip eden ebe muhteşem bir insan gerçekten. Yani onu hiç unutamayacağım. Ben hep böyle tabii ister istemez kendimi suçluyorum, diyorum acaba benimle mi alakalı falan. Bana sarıldı. Sıkıca sarıldı bana. O kadar iyi geldi ki o bana sıkıca sarılması. Beni destekledi. Bütün gece benimle ilgilendi. Yani başımı okşadılar. O kadar. Bebek gibi baktılar bana. Ve ben dinlendim o gece. Ertesi sabahta çocuğumun yanına gittim. Böblingen'de ise bir gittim. Çocuğumu işte küveze almışlar falan. Orada da gerçekten çok iyi karşılandım. Hem benimle çok iyi ilgilendiler kadın doğum bölümünde. Hem emzirme desteği sağladılar. Yani yoğun bakıma giremezsin vesaire gibi şeyler olmadı. İstediğim saatte Batu uyanık olduğu sürece ben Batu'nun yanına girip emzirebildim. Hatta istersen Batu'nun başında da bekleyebilirdim. Ama tabii ki buna gerek yoktu. Batu'nun kaldığı bölüm de çok güzeldi. Hani böyle her bebeği tek tek almışlar belli bir yere. Ve her anne gidip çocuğunu emzirebiliyordu.
Ben Batu'yu yoğun bakımda bir gün boyunca geceli gündüzlü yani 1,5 gün diyebiliriz. Yoğun bakıma git gel git gel böyle saat başı gidip gelip emzirdim. Hatta bazı personeller işte İngilizce bilmiyordu, sadece Almanca biliyordu. Orada böyle bayağı Almancamı geliştirdim. Çok iyi karşıladılar beni. Hani dil bilmiyor bu işte böyle kötü davranma vesaire gibi bir şey asla yoktu. Gayet desteklediler, gayet hep anne bebek odaklı, anne bebek odaklı bir hastaneydi. Sonra bizi çocuk bölümüne aldılar. Batu yoğun bakımdan çıktı, toparladı. Ondan sonra ben de bana iki seçenek sundular. Ya taburcu olup evime gelebilirdim, ya da bir gün daha bekleyip yine taburcu olup ondan sonra girçik yaptım çünkü. Yani bir gün daha beklememin sebebi bu arada Batu'nun yoğun bakımdan çıkmasını beklemek. Girçik yapıp çocuk bölümünde refakatçi olarak kalabilmek. İki seçeneği de bana sundular. Yani eve de gidebilirdim. Eve gitseydim de orada ona gayet iyi bakarlardı. Eğer böyle bir durum yaşarsanız ya da yaşamışsanız yani üzülmeyin. Orada ben gördüm bir sürü annesi yanında olmayan çocuklara çok çok iyi bakıyorlardı. Ama ben hani imkanım vardı. Ali Efe de evde babasıyla ve anneanne ve babaannesiyle beraber mutluydu. Kalmayı tercih ettim. Biz Batu'yla çocuk bölümünde bir hafta geçirdik. Hastanede toplam 8 gün kaldık. Orada da bütün çocuk hemşireleri, doktorları oldukça ilgiliydi. Her sabah bir hemşire geliyordu. Bugün ben sizinle ilgileneceğim. Adım şu. Ondan sonra işte Batu'nun ateş ölçümleri, ilaç takibi, serum değişimleri vesaire hepsiyle onlara ilgileniyorlardı. Ama hep yine anne bebek odaklı. İşte benim sütümü desteklediler. Mama vardı, evet olması gerekiyordu o sırada. Ama mamanın yanında hep pompa desteği sağladılar. Ortam gayet güzeldi. İşte anneler için dinlenme alanı yapmışlar çocuk bölümünde. Mutfak var, yemeğiniz geliyor her öğün önünüze. Dinlenme alanı var, emzirme alanı var, pompalama alanı var. İki kişi kalıyorsunuz. Tek sıkıntısı oydu. İki kişi kalınıyordu odalarda. Bir oda arkadaşım da oldu. Genel olarak rahat geçti. Taburcu olduktan sonra Ali Efe her gün hastaneye geldi. Ben neredeyim? Neden eve gelmiyorum? Tabii biz Batu'yu söylemedik. Ben hasta oldum, iyileşiyorum şimdi gibi söyledik. Beni gördü, onun da içi rahatladı. Biz işte oyunlar oynadık hep hastane bahçesinde. Arkası ormanlıktı, çok güzeldi. Böyle bir hafta geçirdik. Ardından Batu çok güzel toparladı. Geceli gündüzü doktorlar çok güler yüzlüydü. Hani bizim duygusal çöküntümüzü de anlayıp destekliyorlardı. 5 kuruş ödemeden, gerçekten 5 kuruş ödemeden bir özel hastane kalitesinde, yüksek standartlarda oldukça ilgili bir doğum süreci geçirdim. Ülkesine göre değil, karşınızda muhatap olduğunuz kişinin işini nasıl yaptığıyla ilgili bir süreç bu. Hasta tecrübesi olarak hani ben burada sürünmedim. Dil bilmememe rağmen iyi bir Almancam yok. Ama yalnızlık yaşamadım. Duygusal olarak kendimi kötü hissettiğim anlarda, çaresiz hissettiğim anlarda, hayatımda hiç görmediğim, hiç tanımadığım insanlar beni kolladılar, bana sarıldılar, başımı okşadılar, elimi tuttular. Bunlar bence çok değerli şeyler. Hatta oradaki ebelerime de söyledim hepsine. Hani ben bilmediğim bir yerde kendimi evimde hissettim. Bu çok önemli. O bizim aradığımız Akdeniz sıcaklığını ben hastanede buldum açıkçası. Bu da benim büyük bir şansımdı. Kötü tecrübeler yaşayan insanlar da var tabii ki dünyanın her yerinde. Benim şansıma iyi insanlar, vicdanlı insanlar geldi. Herrenberg Hastanesi gerçekten personeliyle muhteşem bir hastaneydi bence. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer merak ettiğiniz şeyler olursa atladığım, tabii uzun bir süreçti, mutlaka atladığım şeyler olmuştur. Kafanıza takılan şeyler olursa bana yazabilirsiniz. Hem Instagram'da DM yoluyla yazabilirsiniz, hem aşağıya yorum atabilirsiniz. Herkesin sağlıklı, huzurlu, mutlu olduğu günler olsun. Hoşça kalın.